Günaydın hayattan herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. 29 Ekim 1923 tam tamına 100 yıl öncesinde Türk milletinin tarihinde yeni devrin kapıları açıldı. 7'den 70'e kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla milletimizin büyük mücadelesinde, büyük kurtuluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun. Bu hikaye Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başladı. Bağımsızlık meşalesinin alevi asla sönmemek üzere yandı. Türk milleti atasının önderliğinde bu alevin sönmemesi için büyük bir mücadeleye girdi. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması yeni Türk devletinin varlığını kanıtlıyordu. Kutlu mücadelenin ilk adımları atılmıştı. Fakat kat edilmesi gereken uzun bir yol vardı. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için planları hazırdı. 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin başkenti oldu. Mevcut rejimin isminin konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi için adımların atılması gerekiyordu. 27 Ekim 1923'te icra vekilleri heyetinin istifası ve kabine listesinin oluşturulamaması sorunu gündemdeydi. Mustafa Kemal Paşa tüm bu sorunları çözmek adına 28 Ekim 1923 akşamı bir yemek düzenledi. O yemek Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyecek gelişmelere şahit oldu. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'in temelleri atıldı ve Atatürk'ün sesi yankılandı. Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. Tarihler 29 Ekim'i gösterdiğinde Cumhuriyet'in ilanı "Yaşasın Cumhuriyet" sesleriyle karşılandı. Cumhuriyet'in ilanıyla egemenlik kayıtsız şartsız milletindir temel ilkemiz oldu. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimizin 100. yılı yine aynı heyecanla kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Evet efendim, bugün günaydın hayatta bizleri neler bekliyor? Biliyorsunuz ki bütün hafta boyunca Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla yetişmiş çok değerli isimleri ağırladık. Bugün de ağırlamaya devam edeceğiz. Öncelikle dinimizde emeğin, çalışmanın, milletin önemini konuşacağız. Daha sonrasında geleneksel dokuma kültürünü konu alacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarımlar olacak. Günaydın hayat başlıyor. Dinimizde çalışmak ve ibadet arasında nasıl bir bağlantı vardır? İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül stüdyomuzda anlatıyor.
geleneksel dokumaların geleceğe taşınması adına önemli çalışmalar yapan dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu bizlerle. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Leziz bir patlıcanlı beyti. Turşu kurmanın püf noktaları. Mutfağımızın konuğu Şef Sevim Bekgöz. Birazdan. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız +90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr. Günaydın Hayat başlıyor. Günaydın sevgilimiz. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Sağ ol. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bugün kırmızılara büründü, kırmızı beyaz. Evet, ben de Cumhuriyetimizin 100. yılını gurur ve onurla kutluyorum. Evet, bugün herkesin. Bizlere neler yapıyorsun? Bugün ne yapıyorum? Patlıcandan beyti hazırlayacağız. Normalde beyti herkes biliyordur, yapıyordur ama bu sefer patlıcan da içine herkes koymak istiyorum. Herkes biliyordur, yapıyordur. Dışarıda yemeği biliyoruz evde. Artık günümüzde de evde de yapılıyor tabii, ev usulü oluyor birazcık. Bu defa ben birazcık da böyle değişiklik olsun diye patlıcan koydum içine. Bakalım nasıl olacak, beğenecek misin? Kebaba yakışıyor zaten patlıcan. Evet, kesinlikle. Şöyle ilk önce köftesini yoğuracağım. Kıymamı aldım içerisine. Soğanımı rendeledim, birazcık suyunu sıktım. Köfte gibi yoğuracağız. Evet. Peki özel bir kıyma kullanmak gerekiyor mu kebap için? İsteyenler kuzu severse, eğer kuzu seviyorlarsa karışık da kullanabilirler. Birazcık dana, birazcık kuzu da içerisine yakışır. Eğer kuyruk seviyorlarsa. Yağı da kullanabilir. Kuyruk yağı sevenler tabii ki de olabilir. Bazılarına çok ağır geliyor da bazıları gerçekten. Evet, bana birazcık ağır geliyor. Ben yiyemiyorum. Karabiberini, pul biberini, baharatları, kuzunu. Bolca koyuyoruz. Evet, şöyle koyuyorum biraz fazla. Ve sarımsağını ekliyorum. Evet. Malzeme listesi zaten ekranda gözükecek, hangi baharatları koyduğumuzu göreceğiz. Fakat bunu böyle miktarını kendimizde ayarlayabiliriz. Kesinlikle. Göz kararı. Aynen öyle. Ha, ekmek de koyuyoruz. Ekmek de koyacağım birazcık şöyle. Biraz köfte misali bir. İçerisi içi köfte gibi olacak. Evet. Beytimiz aynen. Olacak. İçini köfte gibi hazırlıyorum. Sonrasında patlıcanları. Sen normal böyle bu şekilde tarifini bu şekilde mi hazırlıyorsun? Evet, aynı bu şekilde. Bak, İçerisine salça koymuyorum sadece. Salça koyuyorum. Salçasız oluyor. Şöyle yoğuruyorum. Patlıcanlarımı önden kızarttım. Uzun uzun kesip yağda değil de fırında kızarttık. Biraz daha hafif olsun diye üzerine yağladım fırçayla. Sonrasında biraz tuz serptim. Hem de daha pratik olabiliyor fırında. Evet, başında beklemeden direkt fırına atıp gayet güzel bir şekilde kızarttık. İsteyenler patlıcan kullanmayabilir tabii. Beyti nasıl yapıyoruz? Lavaşla da yapanlar var. İnce evet. Lavaşla birlikte. Yufkayla da yapanlar var. Böyle birazcık pratik olsun dedik. Daha kolay olsun dedik. Yufkayla yaptık bugün. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şimdi ben de evde böyle kendim uyduruyordum böyle beyti kebap. Kayınvalidemleri davet etmiştim. Onlar geldiğinde de yapmıştım. Çok beğenmişti. Sonra kayınvalidem böyle geliştirmiş. Onunkisi o kadar lezzetli oluyor ki, ilk sezon programımıza konuk olmuştu. Seyredenler öyle mi? Beyti yapmıştım burada. Ha, ne güzel. Onunki farklı o zaman. Onunki şöyle, sosu böyle yufkaya bir sos sürüyor, bir şey sürüyor, kıtır kıtır oluyor aynı zamanda. Anladım. Bizim yaptığımız böreğe sirke ve un koyduğumuz gibi olabilir belki. Evet, bilmiyorum. O sırrı var. Öğrenmek de istemiyorum. Çünkü ona gittiğimizde ona özel kalsın, o yapsın. Güzel böyle fikir. Böyle bazı lezzetler var onun yaptığı. Eşimi çok sevdi. Ben hiç öğrenmeye çalışmıyorum. Hani annesinin şeyi olsun o. Annesine özel olsun. Gittiğimizde orada isteyelim. Yesin. Doğru, aslında mantıklı, evet. Şöyle üzerine yoğurdumuz var. Hemen yufkamı tezgahıma seriyorum. Ve açıyorum. Dediğimiz gibi evde lavaşınız varsa ya da ince bir lavaş açıp hemen hamurunuz varsa lavaşla da yapılabilir. Evet. Şöyle. Orada toz kırmızı biber mi var? Toz onu kırmızı biber ve üzerine zeytinyağını üzeri için evet kullanacağım. Ha, üzerine zeytinyağı sonradan. Tereyağı yapmayacak mıyız? Tereyağı da olabilir, zeytinyağı da olabilir. Sonuç olarak istediğimiz sadece o kırmızılık içerisine, üzerine. Şöyle birazcık yapışmasını sağlamak için yağlıyorum. Çok değil. Ayçiçek yağıyla mı yağlıyorum? Ayçiçek yağı. Tamam. Sonrasında kenarlarını şöyle birazcık içeri alıyorum. Düz düz olsun evet. Diye. Evet, birazcık da buradan alıyorum ki şu kısmı düzleşmesini istiyorum. Oo, içerisinde. Kızarttığım patlıcanı
Şöyle. Patlıcan girdiği evet. her lezzete ekstra lezzet Kesinlikle. Katıyor. Patlıcanı o kadar çok seviyorum ki. Ben de çok seviyorum. Yani her yemeğini yiyebilirim. Közlenmişi çok güzel oluyor bir de. Şöyle sıra uzun sıra uzun. Diziyoruz evet, bu şekilde. Sıra sıra diziyoruz. Eminim bu şekilde çok, şimdi beyti kebabı biliyoruz ama böyle gerçekten farklı bir lezzet çok farklı. Oluyor. Bunu sen mi böyle insan yok hayır vardı var böyle bir tarif. Evet evet vardı. Ben ama de arkadaşımda gördüm. Bazen gece yatarken düşünüyor musun? Evde şu malzeme var. Şöyle yapsam nasıl olur? Böyle yapsam. Hiç düşünmüyorum. O anda eğer mutfağa giriyorum ne malzeme varsa bu buna yakışır. Böyle yapayım. Şunu da içine koyayım dediğim şeyler tabii ki çok oluyor. Bu da büyük bir yaratıcılık aslında. Evet. Hani bunu tasarlıyorsun Kesinlikle. Çünkü sanat. Aynen. Evet. Şimdi ben de bir arkadaşımla yedim. Bunu dinlendirmek gerekiyor mu? Hiç gerek yok. Genelde böyle derler ya köfte hamurunu vaktiniz yani hani bir gün sonra misafir gelecektir. Köftesini hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hani size kolaylık olması açısından. Hı-hı. Şöyle. Sonra saracağız, fırına evet. atacağız. Üzerine peki bir şey sürecek miyiz? Üzerine de yine yağ sürüp fırına vereceğim, göndereceğim bu şekilde. Kıvırıyorum. Hı-hı. Ve rulo rulo keseceğim. Bu bir porsiyon mu olmuş oldu? Yok bu şimdi. İki porsiyon. Cevercim şöyle rulo yapacağım bunu. Ve bıçakla kesiyorum. Şöyle. Tek tek yapacağız. Evet bu şekilde. Ha öyle. Aha evet hmm, bu tamam. şekilde kızartacağım fırına verip. Üzerine kaç derecede kaç dakika? Normalde beyti şu şekilde yapıp biz fırına veriyorduk. Böyle dik hı hı. dik. Ama ben kenarları birbirine yapıştığı için çok fazla kızarmıyor. O yüzden onu sevmiyorum. Ben de bu şekilde yapıp kesip fırına vermeyi tercih ediyorum. Hı. Şöyle üzerine üzeri de. Üzeri kızarana kadar 180. Evet 180. Her şeyi 180 de kızartıyorum. Bir daha sormayacağım, kesin söyleyeceğim. 180 derecede tamam. üzeri kızarana kadar. Evet. Ellerine sağlık, üzerine de hafif yağ sürersek. Yağ sürüp fırına veriyorum. Fırına evet. vereceğiz. Tamam, birazdan görüşmek üzere. Görüşürüz. Sunumunda zaten tekrar üzerinden Hı-hı. geçeceğiz tamam. tarifin. Ekranını yeni açanlar için de üzerinden geçmiş olacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül bizlerle birlikte olacak. Çalışmak ve ibadeti bizlere anlatacak. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 0090 505 756 0206. Günaydın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Dinimizde çalışmanın ve emeğin ibadetle ilişkisi nedir? Yaratılana merhamet ve hizmet, Allah'ın bizden istediği şeylerden midir? İbadetlerimizi yerine getirirken dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? İstanbul emekli başvaizi Mustafa Akgül şimdi Günaydın Hayat'ta anlatıyor. Saygıdeğer Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Hoş Hayırlı buldum. Cumalar diliyorum. Sağ Cumhuriyet olun. Bayramınızı da kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de bütün milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Hani takım tutanlar teşvik ederken yer gök diye ayırıyorlar. Yer kırmızı gök beyaz diyelim biz. Kırmızı beyaz bugün bizim formamız. Kırmızı beyaz. Hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah nice seneleri barış nice içerisinde, asırları barış içinde yaşamamızı, kardeşçe yaşamamızı nasip eylesin. İnşallah hocam. Çok güzel. Biz de tam da bugün dinimizde evet. aslında çalışmak ve ibadeti konuşacağız değil mi? Emeği konuşacağız. Evet. Milletimizi konuşacağız aslında. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum hocam. Dinimizde çalışmak ibadet sayılıyor, değil mi? Yani evet. bunu bir önce bir açıklayalım sevgili izleyicilerimiz, evet. sevgili izleyicilerimize. Daha sonra şartlarını Şimdi, konuşalım. Efendim, bendenizin bir konuların çekirdeği diye bir vaaz konum var. Bütün Kur'an-ı Kerim'in bir küçük özeti var çekirdeği mesabesinde. Vel Asr suresi. Hadis-i şeriflerin çekirdek mesabesinde 2-3 hadis-i şerif var ki onlar kavranıp hayata uygulansa inanın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getireceğine inanıyorum. Bir de büyük alimlerin bize aktardığı sözlerinde özetleri var. Bu başlı başına bir konu da niçin şimdi burada zikrettim? Konuya Efendimizin bir hadis-i şerifiyle girmek istiyorum. Buyurun. Meseleyi kökten hallediyor. Hı hı. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışınız, yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışınız. İkisinden birini diğeri için terk etmeyiniz. Müslüman
hem dünyayı hem ahireti kazanmak için, hem çalışmak hem ibadet etmek için dünyaya gelmiş, bir sınav vermek üzere dünyaya gönderilmiş insan demektir. Efendim, ibadet, çalışma ibadet deyince Cenab-ı Allah, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Şimdi bu ayetin sadece tercümesiyle hareket edecek olursak, demek ki ibadetin dışında bir şey yapmamamız gerekiyor manası çıkar. Evet. Ben yalnız ibadet etsinler diye yarattım. Namaz kılacağız, tesbihe geçeceğiz. Tesbih bitecek, Kur'an okuyacağız. Kur'an bitecek. Hayır, o manada değil. Ya eğer Müslüman, eğer benim insanımız, kardeşimiz Allah ve peygamberin çizdiği çizgiler içinde hayatını sürdürürse, biraz sonra açıklama yapacağım. Çalışması da ibadet, uykusu da ibadet, gezmesi de ibadet, ziyareti de ibadet. Hayatın tamamı o zaman ibadete dönüşüyor. Ancak bunun bir şartı var Cevahir Hanım. Nedir o? Farzlar yerine gelecek. Büyük haramlardan da kaçınılmış olacak. Namaz, oruç, haccü, zekat yerine getirilecek. İçki, kumar, zina, faiz, adam öldürme, gıybet etme, yalan söyleme, iftira etme gibi de günahlar terk edilmek şartıyla. Rızkımız için, geçinmemiz için çalışmamız ibadet olduğu gibi, dinlenmek üzere yatmamız, uyumamız da ibadettir. Çoluk çocuğumuzla beraber bir gezi tertip edip pikniğe çıkmamız da ibadet. Dostları ziyarete gitmemiz de ibadet. Hele hele hastaları ziyaret etmek. Yeni doğmuşlara hayırlı olsun demek. Askerden dönenlere hoş geldin demek. Bunların hepsi bizim dinimizin ibadet kabul ettiği davranışlar. Ki hocam şöyle bir şey de var. Cumhuriyetimizin ilkelerine baktığımız zaman çalış. Evet. Hani çalışmak gerçekten milletine hizmet etmek de bu ibadetlerin hani en büyük ibadetlerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Orada ne geliyor efendim? Hemen diğer hadis-i şerif geliyor bize. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet. Hizmet edendir. Evet. Onlar için gayret edendir. Bu cümleden olmak üzere değerli izleyicilerimize şahsi işlerinin dışında, geçinmek için yaptıkları mesleklerinin dışında bir derneğe, bir vakfa, bir STK dediğimiz topluma hizmet eden kuruluşlara mutlaka üye olmalarını, yönetimde bulunmalarını, oraya katkıda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü insan sadece bu vücudu kurtarmak için veya cennete taşımak için gelmiş kişi değildir. Diğer insanlara benim ne kadar faydam olabilir? Benim diğer insanlara hizmet imkanım nedir? Herkes çeşitli konuda hizmet edecek tabii. Aynı konuda olacak diye bir kural yok. Dinimizi anlatacağız. Efendim harp sanayi yapacağız. Tamam, bunlar var ama ayakkabı boyayan kardeşimizin de umuma hizmeti var. Evet. Boyacının da, sıvacının da, marangozun da topluma hizmet hem var. Borcu var hem görevi var efendim. Kesinlikle hocam. Evet. Çok güzel anlattınız değil mi? Herkesin bir görevi var aslında toplumda. Onun da olması gerekiyor. Onu hiç böyle herkes eşit aslında değil mi? Böyle bakmak gerekiyor. Hizmet etmekle yarışan herkes eşit. Herkes eşit. Yaptığı meslekle değil aslında. Yok. Hizmetiyle, içindeki hizmet tutkusuyla eşittir. Allah razı olsun. Yeter ki milletine hizmet etsin. Ve alacağı sevap da netice de ona göredir. Hatırlarsanız geçen haftaydı değil mi? Ameller niyetlere göredir. Yapılan evet, işler niyetlere göredir. Evet, iyi niyeti konuşmuştuk. Benim kardeşim memleketime katkım, branşım, mesleğim olarak ancak bu olabiliyor diyen bir kardeşimizin yaptığı hizmet en fazla hizmet edenle eşit olur sevap olarak. Evet. Çünkü onun gücü o kadar. Evet. Allah-u Teala ise hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Evet. Günden fazlasını istemez. Evet hocam. Hani karınca hikayemizi bilirsiniz. Hazreti İbrahim ateşe atılmış da ağzına su almış gidiyor. Nereye gidiyorsun demişler. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldı, onu söndürmeye gidiyor. Koca ateş senin bu ağzındaki suyla mı sönecek? Hayır, sönmeyeceğini ben de biliyorum. Hem yerimi belli edeyim, hem safımı belli edeyim, hem de elimden geleni yaparsam Allah-u Teala öbürünü benden sormaz.
Yani benim ağzımdaki, benim gücüm ağzımdaki su kadar dediği anda diğer hizmet edenlerle aynı sevabı alır. Hocam şunu da merak ediyoruz. Bir cümle söyleyeceğim size. Buradan ne anlamamız gerektiğini siz bize anlatacaksınız. Allah Kur'an-ı Kerim'de ben insanları da yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım diye buyuruyor. Ne anlamalıyız hocam? İbadeti ikiye ayırıyoruz. Birisi kişinin şahsıyla ilgili ve ahiretle ilgili çalışmalar. Namaz, oruç, hac, zekat, tesbih, zikir vesaire. İkincisi de aynı kişinin dünya geçimini temin etmek, başkasına yük olmamak için yaptığı çalışmalar. Evet. İşte çiftçi kardeşimizin tarladaki çalışması, işçi kardeşimizin fabrikadaki, memur kardeşimizin bürodaki çalışmaları. Şu anda sevgili ekibimiz bak ne yapıyor? Şu yayının insanlara ulaşması için gayret sarf ediyor. İşte bu çalışmalar da dünyaya yönelik fakat ahiret sevabı kazanan, ibadet olarak kaydedilen gayretlerdir. Bir tek şartının olduğunu söyledik. Farzlar yerine gelip büyük günahlardan kaçınılmış olur. Evet, evet. Namazda okunan bir duada ey Rabbimiz bize dünyanın da ahiretin de iyiliklerini ver diye dua edilir. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete hasene. Demek ki Müslümanın hedefi ikisini birden kazanmak. Ama bir parantez açayım. Eğer ibadetlerde tembellik gösterirsek veya gösterişe kaçarsak, dünya işlerinde de tembellik gösterir, işimize sabah 7'de 8'de gitme yerine 10'da 11'de gidip 3'te 4'te dönmeye kalkarsak, mesaiden kaçamak yaparsak, kamu hakkına tecavüz edersek, korkarım ki dünyayı da kaybederiz, ahireti de kaybederiz. Biz niçin geldik dünyaya? İkisini kazanmak için. Dünyayı ve ahireti. Dünyaya geldik, ahireti nasıl kazanacağız? Efendimiz buyurdu ki, dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ne ekerseniz ahirette onu biçersiniz. Evet. Öyleyse Müslümanın hedefi her ikisini kazanmak, işte namazda da Rabbimizin öğrettiği bir duayı okuyoruz. Allah öğretmiş bu duayı bize. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gına azabennar. Ya Rabbi bize dünyanın da ahiretinde iyiliklerini nasip eyle, bizi müminleri, anamı, babamı cehennem ateşinden koru ya Rabbi diye dua ediyoruz. Geliş gayesi bu iken eğer her iki konuda da nefsimize uyar, tembelliğe düşer, rahatı tercih edersek ikisini de kaybetme tehlikesinin olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Sorunuzun net cevabı, demek ki Cenab-ı Allah bizim her ikisini birden kazanmamızı istiyor ki bu duayı namazda huzurundayken yapmamızı istemiş. Peki Müslümanın dünya için ahireti, ahiret için dünyayı terk etmesi doğru mu hocam? Elbette doğru değil. Biz ikisiyle beraber görevli geldik dedim. Efendim ben o kadar çok ibadet edeyim ki gece gündüz ibadetten ayrılmayayım. Peki geçimini kim temin edecek? Eş, dost, akrabalar benim geçimimi temin etsin. Yanlış. Başkasına yük olmaya gelmedik. Efendim ben ne yapayım, ibadet yapamam. Namaz kılmaya vaktim yok. Oruç tutmaya sıhhatim müsait değil. Nedir? Ben dünya için çalışıyorum. Zengin olmam lazım, başkasına yük olmamam lazım. Hatta efendim benim fabrikamda şu kadar insan ekmek yiyor. Onların rızkını temin ediyorum diye. Halbuki rızkı temin eden Allah'tır. Rızka vesile olmuştur işveren. Fakat eğer şahsi ibadetlerini yapmıyorsa, binlerce kişiye iş imkanı hazırlasa bile ahiretini kurtaramaz. İnançta bir hata varsa ahiretini kurtaramaz. Onun için sorunuzun asli cevabı, ne dünya için ahireti ne de ahiret için dünyayı terk etmek doğru değildir. Müslümana yakışmaz. Bunun örneklerini biraz daha ileride vermeye çalışacağım. Evet. Hocam zaten hani mesela baktığımız zaman dünya maddi gözde görülüp elle tutulan şeylerden oluşurken evet, ahiret daha böyle maneviyat, görülmeyen şeylerden oluşuyor. Evet. Çok böyle bir zıtlık var aslında. Bu zıtlığı da anlatabilir misiniz? Efendim, zıtlıklar arasında bir çarpışma, bir de zıtlıklar arasında ahenk konusu var.
dikkat istirham ediyorum. Parite kanunu diye bir şey var. Zıtlar arasındaki ahenk demektir. Bakın, dünya hakikaten elle tutulur, gözle para kazanacağız, eşya alacağız, arabamız olacak, evimiz olacak. Evet, evet. Gözle görülen, tartılan, dokunulan, ölçülen şeyler. Ahiret, sevap kazanacağız, namaz kılacağız, sevap. Elle tartılır, bir tutulur bir hali var mı? Ölçülür, tartılır. Yok. Oruç tuttuk, akşama kaç metre sevap kazandık, ölçebilir miyiz? Yok. Bu da gözle görülmeyen, tutulmayan, ölçülemeyen şeyler. Ya bunlar zıt şeyler. Bunlar nasıl bir araya gelince niye insanı nasıl mutluluk temin edecek diye gençlerimizin, çocuklarımızın, orta yaşlı kardeşlerimizin aklına gelebilir. Ben deniz diyorum ki Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede diyor ki: "İnne fi halqis semawati vel ardı vaktilafil leyli ven nahari le ayatin li ulil elbab." Yerde ve gökte yarattığımız şeylerde geceyle gündüzün zıtlığında akıl sahipleri için alınacak ibretler var diyor. Birkaç örnek vereceğim. Bakalım zıtların birleşmesinden de bir fayda meydana geliyor mu, gelmiyor mu? Gece, karanlık, soğuk, güneşten uzak. Evet. Gündüz, aydınlık, sıcak. Bu da fazla sıcak olabiliyor. Değil mi zaman zaman? Evet. Peki biz ikisinden birinden vazgeçebilir miyiz? Gece hiç olmasın. Olmaz. Gündüz hiç olmasın, olmaz. Ya biri ışık, biri karanlık, zıt şeyler. Ama birleşmelerinden bir mutluluk, bir huzur, bir hayat devam ediyor. Bizim keza bizim ülkemiz, bizim topraklarımız gece gündüzü dört mevsimi yaşayan en güzel topraklardan. Kuzey ülkelerinde şimdi bizi izleyenler vardır. Hani evet, bazen bir yaşıyorlar hep gece. Hiç aydınlık olmuyor. Bravo. Bazen aydınlık oluyor, hiç gece olmuyor ve depresyon oranı çok yüksek kuzey ülkeleri. Refah seviyesi yüksek olsa da depresyon oranı yüksek. Tabii. Bundan kaynaklı. Uzun süre soğuk yaşıyorlar, uzun süre sıcak yaşıyorlar. Hakikaten dünyanın en der güzel ülkelerinden birinde yaşıyoruz. Onun için de Cenab-ı Allah'a hamd etmemiz lazım. Şu anda lambalar bizi aydınlatıyor değil mi Cevahir Hanım? Evet. Bu lambaların aydınlatması için kablonun iki ucuna ihtiyacımız var. Artıya da eksiye de. Birini iptal ettiğimiz zaman bu lambanın yanmasına imkan yok. İstersek 10 kilometre tek kablo döşeyelim, yanmasına imkan yok. Su dediğimiz nesneyi meydana getiren iki gaz var. Hidrojen, oksijen. Ya birini çekelim. Biri yanıcı, biri yakıcı. İşin garabetini, dikkatinizi istirham edeyim. Hani zıtlıkla zıtların bir araya gelmesinden ne fayda olur, ne huzur olur? Asli sorumuz buydu ya. Evet. Biri yanıcı, biri yakıcı. İki tane gaz birleşince söndürücü su olmuş. Ya bunun birini iptal edelim desek su ortadan kalkar. Dünya ve ahiret, biri tartılır, biri ölçülür, biri ölçülmez, tartılmaz gibi zıt görünse bile biz dünya ve ahiret çalışmalarını birleştirdiğimiz zaman mutluluğa ulaşacağız. Tabiri caizse mutluluk ve huzur lambamız bu iki ucun birleşmesiyle yanmış olacak. Ve biz de elhamdülillah diyeceğiz. Kazancımızın bereketini göreceğiz. Bak, kazancımızın içinde ne yapıyoruz? Kazandık, yiyip içip dünya ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Bir kısmını ayırıp fakire vererek ahiretimizi kazanmaya zekat çalışıyoruz. Zekat vermek gerekiyor. Zekat veriyoruz. Oruç tutuyoruz, vücudumuzda sindirim organlarımızı dinlendirirken ahiretten de cenneti kazanmaya çalışıyoruz. Evet. Hac, bir kısım sıkıntılara katlanırken ama birbirimizle alışverişle yapıyoruz, dünyaya katkısı var. Bir de ülke görmüş oluyoruz, seyahat ediniz, sıhhat bulursunuz hadis-i şerifi var. Beraberinde ahireti kazanmış oluyor. Evet hocam, şunu iç içe, evet, birini iç içe, diğerine tercih etmeyelim. Evet hocam. Evet. Zekat vermek konusunda mesela, buyurun, hani biz çalışıyoruz. Çalışarak da ibadet ediyoruz. Dinimizde büyük bir yeri var. Bunu evet, sizden öğrendik şimdi. Ama zekat verme konusunda insanlar hani tabii ki bu da bir hani ibadet ama kendi kazancını vermekte zorlanıyorlar. Onlara ne tavsiye edersiniz? Tavsiyem şu kadar kısa ve özet. Allah-u Teala bize 40 lira verirse benim verdiğim o 40 liranın içinden 1 lirayı çıkarıp fakire verin diyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendi paranızı verdiğinizi zannetmeyin, bizim verdiğimizden veriyorsunuz diyor. Hı hı. Veren Allah. 40 taneyi vermiş, bir taneyi de bizim fakire vermemizi istemiş. İki,
Eğer bütün insanların Cevahir Hanım maddi imkanları eşit olsaydı toplum hayatı yürüyemezdi. İnşaatta kim çalışacak, projeyi kim çizecek, vilayette oturup yönetimi kim yapacak? Bütün mesleklere ihtiyaç var. Bu mesleklerin yürüyebilmesi için insanların maddi imkanlarının birbirinden farklı olması gerekir. Peki farklı oldu. Bu kardeşimiz geliriyle geçimini temin edemiyor kardeşim. Son zamanlarda diyelim ki kiralar şöyle oldu vesaire. Bu kardeşimizin de geliri geçiminden fazla. Daha fazla kazanıyor. Ama şöyle bir şey de var ya hocam. Gelirin ne kadar yüksek olursa aslında giderin de o kadar yüksek oluyor. Çünkü bunun sınırı yok. Mesela güzel bir evde oturuyorsun. Tamam. Komşunun daha iyi evi var veya teknesi var. Araba... Sonra onu o da olsun diyorsun. Benim giderim var diyorsun. Orada efendim bakın olsun. Daha iyisi olsun. Hı hı. Eğer insanlardaki hep daha iyiye olan meyil olmasaydı maddi ilerleme olmazdı. Hı hı. Bisikleti keşfettik, onunla yetinelim deseydik otomobil. Otomobille yetinsek uçak keşfi olmazdı. Burada bir iki şeyimiz var, şartımız var. Bir, kendi bütçenize göre israf sayılacak işe girmeyin. Kendi bütçenize göre bile israf sayılacak işe girmeyin. İki, siz daha iyisi olsun diye uğraşırken ekmek bulmakta güçlük çeken, faturalarını evet. ödemekte güçlük çeken, hastasını tedavi ettirmekte güçlük çeken kardeşini unutma. Allahu Teala verdiğinin hepsini sen kendine kullan diye vermedi. Diğer insanların da bunda hakkı var. Kesinlikle. Ve fi emvalihim hakkun malumun lisail vel mahrum. Zenginlerin mallarında fakirlerin belirlenmiş sınırlı hakları vardır. Ayet-i kerime. Yani fakir onu anasının ak sütü gibi helal olarak alacak, zengin de lütfen vermeyecek, mecburen verecek olduğunu, Allah'ın istediğini, o 40 lirayı verenin de Allah olduğunu düşününce o 1 lirayı vermek zoruna gitmeyecek. Evet hocam. Kendi hayatının daha lüks olmasını isterken öbürünün de hayatının geçimini temin edecek şekilde düzeye gelmesinin bizim vazifemiz olduğunu, zenginlerin vazifesi olduğunu bilmesi gerekir. Son cümlemi söylüyorum. Efendimiz buyurdu ki, Cenab-ı Allah fakirlerin geçimini zenginlerin omuzuna yükledi, adını da zekat koydu dedi. İşte bu. Çok güzel hocam. Şimdi din için çalışmak ibadettir dedik. Vatan ve millet için çalışmak da ibadettir dedik. Bunu birazcık daha açalım hocam. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Evet. Cumhuriyet 100 yıldır... Bizim içinde olduğumuz bir devlet aslında. Bu çok kıymetli bir şey. Vatan millet için mesela hani kurtuluş mücadelesinde çalışan, mücadele veren, o devleti elde etmek için 7'den 70'e bizim hani bizim milletimiz, kadınımız, erkeğimiz hepsi yaşlısıyla hepsi orada sahadaydı. Efendim elinde imkanı olanı olmayanı ki evet. Kendi elbisesini çıkarıp da top mermilerinin üzerine örten resimleri görüyoruz değil mi efendim? Evet. Hakikaten bu millet İstiklal Harbi'nde hem zengin, fakir, kadın, erkek ayırmaksızın mücadele etti. Hem de ne olur altını çizeyim. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap diye bir ayrım yapmaksızın mücadele etti. Varımızla yoğumuzla bütün gücümüzle vatanı kurtarmak için seferber olunca da Allah bize zaferi nasip etti. Bak zaferi de Allah'tan bilelim. Matematik olarak o günkü Türkiye halkının, Türkiye'de yaşayan kardeşlerimizin bu kadar devleti dışarıya atması matematik olarak mümkün görülmüyordu. Hatta bazı yazarlarımız, gelin böyle yapmayalım. Daha çok insanımızın vefatına sebep oluruz, çok şehit veririz, neticede de başarılı olamayız diye düşünenler vardı. Onlardan bir kısmı da diyordu ki eğer başarılı olursa ben kalemimi kırmaya hazırım diyordu. Sonunda kalemini kırdı. Şöyle özetlemek istiyorum. Ya, ortam matematik olarak mücadeleyle kazanılacak bir ortam gibi görünmüyordu. Evet. Ama bütün millet olarak seferber olunca Allah yardımını gönderdi. Sadece İstiklal Harbi'nde değil, Çanakkale'de Allah yardımını gönderdi. O mermi düşman gemisinin bacasına öyle tesadüfen filan isabet etmiş değil. Kıbrıs harekatında beş parmak dağları
şu kadar sürede bile aşılamaz denilirken Mehmetçik onu düşünülenden çok daha kısa zamanda aştıysa Allah'ın yardımıyla aştı. 15 Temmuz daha dün diyecek kadar yakın yaşadığımız bir şey, bir gecede birkaç saat içerisinde bütün millet meydanlara döküldü. Bunları kim anlaştırdı, kim bir araya getirdi, kim telkin etti? Kalpler Allah'ın elindedir. Konumuza geliyoruz. Vatansız dinimizi, imanımızı da, ezanımızı da, bayrağımızı da muhafaza etmemiz mümkün değil. Öyleyse biz bu vatan için çalışmayı nasıl ibadet kabul etmeyiz? Tabii. Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi imandandır buyurulmuş. Vatanını kaybeden insanlar dinlerini de kaybederler. Bunun için vatana çalışmak ibadet, millet için çalışmak ibadet, kamu için çalışmak ibadet. Bir şartla ki Allah'a olan ibadetler ihmal edilmesin. Bizim tek dönüşüp söyleyeceğimiz ana konu bu efendim. Evet hocam. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Estağfurullah. Ben İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Cumhuriyetin daha nice yüzyıllara. Yüzyıllara gidelim inşallah. İnşallah kardeşlik hocam. İçinde, birlik beraberlik içinde. İstiklal Harbi'ndeki ruhumuzu muhafaza ederek. Muhafaza ederek. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hayırlı günler. Hayırlı cumalar. Sağ ol. Evet, Sevim şefimiz mutfağımıza doğru geldim, bakalım. Hoş geldin. İkinci tarife geçiyoruz. Evet, şimdi turşu yapımına geçiyoruz. Turşu için, dönemi mi şu an? Turşu dönemi, evet. Eylül-Ekim ayı biz kadınların kışa hazırlık dönemidir. Evet. Bol bol çalışırız böyle, karınca gibi. Turşu döneminde de şimdi turşu yapalım dedik. Böyle birazcık püf noktalarını anlatalım dedim. Harika. Turşu için aslında istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Biz böyle bugün karnabahar, havuç, salatalık, işte kırmızı biber, lahana kullanacağız. Hemen başlayalım yapımına. Genelde böyle büyük büyük şeyleri yapıyoruz ya. Evet. Küçük şeyleri şu ben an tercih ben küçük kavanoza yapmayı neden tercih ediyorum? Çünkü turşu büyük kavanozda yapılırdı hep eskiden. Üzeri de böyle beyazlaşırdı, küflenmeye başlardı. Sürekli açılıp kapandığı evet. için, hava aldığı için. Bir hemen de elim, tüketilmediği evet, için. Hemen tüketilmediği için de böyle kavanozlara yaptığımızda bence daha sağlıklı. Şu kavanozları öyle kıymetli ki kesinlikle. Her şeyde kesinlikle öyle. Kışa hazırlıkta evet. her şeyde kullanılıyor. O yüzden ben böyle küçük kavanozları yapmayı tercih ediyorum. Bir de turşuda böyle dikkat edilmesi gereken bir şey de üzeri beyazlar turşuların açıldığında. O da elimizi soktuğumuz için turşunun içine. Elimizi sokup alıyoruz ya, o yüzden elle temas edildiğinde o beyazlaşmaya başlıyor. O zaman elle almayacağız. Elle değil, bir maşa yardımıyla alırsak. Maşa yardımıyla. Evet. Eğer yine de beyazlaşıyorsa, eğer turşu küflenmeye başladıysa sakın o turşuyu yemesinler. Onu da söyleyeyim. Bazı anneleri biliyorum çünkü üzerini alıp tekrar alttan alıp yemeye devam eder. Beyazlaşmada bir sıkıntı yok ama o yeşillenmeye, küflenmeye başladıysa onda bir sıkıntı var. Evet, onu yemeyelim. Hatta bakteriler de oluyor. Evet, onlar kesinlikle. Çok riskli, çok tehlikeli. Daha önce programımızda da işlemiştik zaten. Şimdi turşu yapımının püf noktalarını alacağız. Olmazsa olmaz. Bademimiz var değil mi? Evet. Normalde aslında salatalık turşusu, bu üzeri böyle tırtık tırtık olur ya, diken diken olur. Evet. O, aslında o turşuluk salatalığı. Ama biz bugün Çengelköy'den yapacağız. Çünkü onu bu bulamadım. Da olur ama değil mi? Bu da oluyor, evet. Aynı şekilde bu da oluyor. Onda böyle minik minik daha güzel, daha görseli güzel oluyor diye onu kullanıyorduk. Şimdi ben böyle kesimine başlayacağım. Şöyle. O turşu kesme bıçağımız bile var. Değil aslında ama tırtıklı olsun diye böyle yerken ben bunu tercih ettim. Normal bıçakla da kesilebilir tabii ki. Ve turşu gerçekten şöyle. Çok sağlıklı. Probiyotik kaynağı. Kesinlikle. Daha önce pişin. Defalarca kez bunu evet. işledik. Uzmanlarımız söyledi, bahsetti. İçerisinde böyle doğal probiyotik bolca bolca var. Evet. Tüketebiliriz. Tabii tansiyonu olanlar dikkat etsin. Çünkü bol tuz içeriyor. Bunu yani bol tuz şimdi. İçeriyor. Evet. Tuzunu fazla koyuyoruz ki o dayansın diye. İşte böyle şeyleri eskiden hiç bilmezdik değil mi? Çocukken hiç konuşulmazdı. Böyle, konuşulmazdı. Evet. Daha fazla sağlıklı, konuşulmaya başladı. Sağlıklı böyle evet, tansiyon var. Dikkat et. Hastalıklar her şeyde, çoğalınca. Her şeyde çok bilinçliyiz gerçekten. Farkındalığımız çok yükseldi kesinlikle. Bu konudan. Ve havuç koyuyoruz. O da olmazsa olmazlarından. Seviyoruz havucu biz böyle içerisinde. Her şeyde çok seviyoruz. Renkli renkli olmasını istedim bugün de. Karnabaharda kullanacağım. Şimdi hemen biz karışık turşu yapıyoruz karışık şimdi. Karışık turşu atacağım. Tabii dileyenler hani sevmiyorlarsa tabii, karnabaharı istediği, kullanmak istediğini kullanabilirler. Peki şunu soracağım. Mesela sadece karnabahar turşusu yaptık ya da salatalık turşusu yaptık. Yaparken
süreç içerisinde işlem hani süreci var ya. Evet. Burada farklılıklar var mı yoksa farklılıklar aynı var. Mesela karnabahar biraz daha salatalığa, havuca göre biraz daha geç oluyor. Hani bunu ayrı isterlerse hemen yemek için yapıyorlarsa bunu ayrı kullanabilirler, koyabilirler kavanozlar. Sadece karnabaharla da yapabilirler. Ama hani hemen yenmeyecekse işte kıza kışa hazırlık yapıyoruz ya o dönem için yapıyorlarsa hiç sıkıntı yok. Aynı beraber peki hepsini birlikte yapıyorsak yine beklemek gerekiyor. Yani göre normal turşu yaptığımızda karnabahar içerisine eğer koymuyorsak normal turşu da 4-5 günde bu turşu hazır olacak. Çünkü sıcak suyla yapıyoruz turşumuzu. Sıcak ve kaynar suda. Sıcak kaynamış, soğutulmuş su kullanmayacağız. Kaynar su kullandığımız için turşumuz bir hafta içerisinde hazır oluyor. Hemen hazır oluyor. Ama karnabahar olduğunda? Karnabahar olduğunda biraz daha geç oluyor. Bu daha sert olduğu için. Yani bir ay kadar bir süresi olur. Bir ay. Aslında o da çok uzun değil. Evet. Bir ayda. Peki daha çok beklersin. Mesela 4-5 ay beklediği zaman farklılık oluyor mu tadında? Hiç farklılık olmuyor. İşte böyle kavanozlarda yapmamızın sebebi de daha uzun süre, bir de sıcak suyla yapmamızın sebebi daha uzun süre dayanması aslında. Neden cam kavanoz kullanıyoruz? Çünkü plastik kavanoz kullandığımızda sıcak suyu kullanamayız. Çünkü evet. Eritir. Evet, kesinlikle. Birazcık da böyle içerisine ve acı biber olmazsa koyacağım. Olmaz, değil mi? Eldivenlerimi taktım ki. Tabii acı sevmeyenler bunu kullanmasın. Tabii ki, kesinlikle. Ama turşu olunca bir acılık. Acı oluyor. Ben de işte bir ay oldu turşumu yapalı. Böyle 3 hafta kadar falan oldu. Dün akşam ilk tadına baktık. Böyle turşunun yanına yakışan bir yemek olunca hemen dedim ki açayım. Açayım. Bir de şey çok pratik oluyor. Salata yapmak kesinlikle. Uğraşmış zamanda hemen yanına bir de çok turşu seviliyor. Bizim evde de çok seviliyor turşu. Ne güzel. Şöyle karışık içerisine atacağım. Ve bolca sarımsak da koyacağız. Evet, sarımsak da koyacağım. Şimdi şöyle bastıra bastıra. Lahana da koyabiliriz. Diğer kavanoza koyacaktım ama şuna da biraz da olmazsa olmazlarından. Evet. Sevenler kereviz yaprağı da koyabilir. İçerisine tane karabiber koyanlar oluyor, kişniş koyanlar oluyor. Yani bu tadı aslında göre. Evet sevmeyle alakası var. Değil mi? İyice. Evet, birazcık bastıralım ki daha fazla alsın. Şöyle hani şey karışık. Yine uzmanlardan yola çıkacağım. Hı-hı. Diyorlar ya sebze meyve tüketirken her renk tüketin. Hani evet, her renkte her farklı renk, vitamin kesinlikle. Var. Bunu özen gösteriliyor ve şu an turşu rengarenk oldu. Rengarenk oldu. Yeşilinden, normalde kornişon turşu o salatalık turşusundan yapsaydım eğer dizerdim. Annem mesela bunu görünce bana çok kızabilir şu an. Dizilmemiş annem çünkü dizer. Tek tek onları uğraşır, dizer falan. Böyle ben hepsini bir araya attığımda bırakır, tekrar döker. Aynısını yapmaya çalışır. Böyle. Ne güzel. Evet. Sarımsaklarını da araya bunu koydum. Bir de dizmesi. Şu kadarını i̇şte. Yapsak bile şükredeceğim. Öyle. Şimdi. Şimdi biz yayına hani hazırlamak için biraz böyle dizmeyle o kadar. Evet, hani o yüzden şu anda uğraşmıyorum. Böyle bastıra bastıra yapıyorum. Boşluk kalmaması gerekiyor. Evet. Bir şişeye 5 tane 6 tane sarımsağınızın büyüklüğüne göre yetiyor sarımsak da. Hı hı. Her bir kavanoz için ölçü vereceğim ben şimdi. O yüzden miktarlarını, turşu miktarlarını, malzeme miktarlarını vermedim. Yayında olmayabilir. Sadece malzemeleri şöyle ne kadar alıyorsa işte 1 litrelik kavanoza ne kadar alıyorsa. Ama sirke ve şeker. Tuzunu. Ne sirkesi o? Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi evet. Koyuyoruz. Şimdi hemen şekerini koyuyorum. Şöyle. Şeker de koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı, çok çok tepeleme değil. Bir tatlı kaşığı koyacağım şeker. Hı hı. Sonrasında bir yemek kaşığı yeterli oluyor bir litre kavanoz için. Peki kaya tuzu olmalı mı? Kaya tuzu olmalı çünkü normal tuz eritir turşumuzu. Eritir mi? Evet. Tamam. Şöyle sirkemizi de koyuyoruz. Tam bir çay bardağı aslında ölçü ama ben çok fazla böyle sirkeli sevmediğim için... bir parmak eksik koyuyorum. Bir dilim de üzerine limon koyacağım. Şöyle. Oo, hazır. Ve sıcak suyumu direkt içerisine döküyorum. Ve sıkıca kapatıp. Üstüne doldurması gerekiyor değil mi? Üzerine kadar gelecek suyumuz. O yüzden su miktarını da yazmadım. Ne kadar senin de alırsa. Minik çocuğun var. Seviyor mu turşu? Merak turşu etsin. Hiç yediremiyorum ya. Hani acı değil ben anneciğim bak tadına diyorum. Ben istiyorum. Evet. Hani görüyorum. Salatalığı normalde böyle kıtır kıtır yiyor, çok evet. Seviyor. Kırmızı biberi de çok seviyor, kıtır kıtır yiyor. Ama böyle o ekşilik veriyor ona, o yüzden yediremiyorum. Çünkü probiyotik kaynağı ya, hani böyle doğal yoldan alsın istiyorum. Hani kesinlikle. Sadece kefir değil, bununla da alsın istiyorum ama bir türlü sevdiremedik çünkü. Aynen ben de. Evet, şunu da göstereyim. Geçelim. direkt kapatmıyorum, iki geri yapıyorum.
şöyle sıkıca niye iki geri yapıyoruz? Havayı mı alıyoruz? Daha iyi kapak tutsun diye. Ha. Bir de ters çeviriyoruz ya normalde. Hep ters çevirirdik ama sıcak su koyduğumuz için kapağa temas etmemesi için ters gerek çevirmiyorum. Yok. Böyle şöyle kalıyor soğuyunca. Evet, soğuduktan sonra da bir de püf noktası nedir? Sıcak yerde, güneş görmeyen yerde bulundurmamamız muhafaza lazım. Muhafaza etmek gerekiyor. Bulundurmamamız gerekiyor. Ay, hayır. Sıcak yerde. Sıcak görmeyecek. Soğuk gölgede. Evet, güneş görmeyen bir yerde muhafaza ederlerse turşumuz daha güzel, daha kütür kütür oluyor. Evet. Süper, harika. Ellerine sağlık. Bugün teşekkür tadına ederim. Bakamayacağız turşunun. Maalesef. Bugün sadece beytenin tadına bakacağız. Aklıma gelseydi evdekini getirirdim. Ay, keşke getirseydin. Neyse, bir dahakine getireyim o zaman. Tamam, bir dahakine getir ve tamam, kıtır kıtır yiyelim arada. Çok teşekkür tamam ediyoruz. Ellerine sağlık. Sağ ol. Evet sevgili izleyicilerimiz, Fırat Neziroğlu bizlerle birlikte olacak. Kendisi dokuma sanatçısı. Tanıyanlar ekranlarının başından ayrılmayın. Çok 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 tatlı bir insan. Aynı zamanda şöyle bir hayat hikayesini okuduğunuzda gerçekten yapmadığı bir şey kalmamış. Türk kültürüne, bizim mirasımıza, kültür mirasımıza o kadar güzel hizmetleri olmuş ki tam da böyle Cumhuriyet'in çocuğu diyebileceğimiz biri. Sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 0090 505 756 0206. Günaydın Hayat devam ediyor. Anadolu'nun dokuma kültürünü yaşatan, dünyaya tanıtan bir tasarımcı, dokuma sanatçısı, akademisyen, eğitimci, Anadolu aşığı. Geleneksel dokuma kültürüne kazandırdığı ismiyle tescillenmiş dokuma tekniği. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel çalışmaları. Dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu şimdi Günaydın Hayat'ta. Fırat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Sizler? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. O kadar güzel bir enerjiniz var ki. Teşekkür ederim. Nasıl böyle, böyle doğduğunuzdan beri böylesiniz. Hep böyleyim. Hep böyle. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Sürekli gülüyorsunuz, benim de gülmem gerekiyor. Yaşasın. Siz güldükten sonra ben gülersem. Tamam, her şey yolunda. Her şey yolunda. Harika gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sizin hayat hikayenizi okuduk. Ya inanılmaz. Gerçekten böyle yapmadığınız bir şey kalmamış sanata dair. Var aslında var, ama var. Bir kere sanata girdin mi, değil mi? Bir adım attın evet mı? Hepsi böyle bir çorap söküğü gibi geliyor. Bir bakmışsınız aynen oradasınız, bir bakmışsınız oradasınız. Çünkü o öyle bir aşk, öyle bir tutku. Aynen. Ve bunun sanattan ziyade Anadolu'ya olan tutkunuz, evet, aşkınız da tabii ki evet çok çok kıymetli. Teşekkür bütün ederim. Sanat eserlerinizde onun yansımaları var. Teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Nereden geliyor bu sanat aşkı? Vallahi ve yani, özellikle Anadolu'ya olan aşkınız. Yani bence hepimiz her yaptığımız işi iyi yapmalıyız. Dolayısıyla yani şimdi ben Güzel Sanatlar Fakültesi dokuma bölümünde okuyorsam bir kere burayı bilmem lazım. Bir de yani bu Anadolu ve özellikle ana dil çok önemli. Hangi dil olursa olsun, yani sanat dili de olsa, yemek dili de olsa, hepsinde ana dil çok önemli. Çünkü köksüz ağaç solar. Yani biz kökümüzden haberdar olmazsak sürekli başka birilerini taklit ediyor oluruz. Ama taklitler her zaman yani asılları daha iyidir. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi burası ta Sümerlerden başlıyor. En eski bulabildiğimiz uygarlıklardan. Ondan sonra bir geliyoruz bugün Cumhuriyet'e kadar. Bir sürü kültür, bir sürü ve her şeyin en eskisi burada. Artık Göbekli Tepe de burada. Evet. Kumaşın ilk örneği, bulunan en eski örneği Çatalhöyük'te. Kilimin dünyadaki adı kilim. İlk halı, bulunan en eski halı Pazırık'ta Türk düğümüyle dokunmuş. Şimdi biz bir dil konuşacaksak eğer dokumadan, kumaştan daha güzel bir şey olabilir mi benim alanım için? Ve bunu yaparken de Anadolu'dan beslenmek gerek. Çünkü yaptığım şeyin ne anlama geldiğini öğrenip üzerine tasarlamak istemiştim. Okulda araştırmalar sırasında böyle bir şey oldu. Tabii sonra Anadolu'da efsaneler, hikayeler, gelenekler, görenekler bunların hepsi o kadar çok ki, başta ben de farkında değildim ama 2016 yılında Tayland Kraliçesi Queen Sirikit'in doğum günü kutlamaları için beni Tayland'a davet ettiler. Aa, çok güzel. Kendisine bir kumaş dokumak için. Ve önce de bütün Tayland'ı gezdirdiler. Şimdi orada ben şeyi gördüm, yani herkes eski usul dokuyor, katma değeri yüksek, daha hızlı, daha seri, daha çabuk değil, daha yavaş, daha dingin, daha eski gibi ama katma değeri yüksek. Şimdi ben şeyi düşündüm, biz Türkiye'ye birini çağırsak desek ki evet biz sizi Türkiye'ye gezdirelim, buradan da bize bir iş yapın.
Yani 3 sene mi gezdireceğiz, 4 sene mi gezdireceğiz? Çünkü her köşesi, bırakın her mahallesinin ayrı bir kültürü var. Dolayısıyla o bu çokluk, bu zenginlik, bu fazlalık beni çok etkiliyor. Kesinlikle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hani sanatçılara hani böyle siz aynı zamanda akademisyensiniz. Evet. Eminim öğrencilerinize de anlatıyorsunuz. Uzaklarda aramaya gerek yok. Hiç yok. Hiç yok. Çünkü modern dünyada da aramaya gerek yok. Aynen öyle. Bizim kendi geçmişimize, topraklarımıza baktığımızda evet. aslında içimizde olan bir Tabii. şey. Hatta evimizde olan bir şey. Evet. Sandıkları açtığımızda hani bile çıkabilir. Kesinlikle öyle. Hani bazen burnumuzun ucundakini göremeyiz evet. ya. Evet. Şimdi burada temel sorun şu oluyor, modernleştirmek. Yani şimdi bir şeyi modernleştirmek bana şöyle geliyor. Modernizm sanat tarihi açısından da bakarsak izimler oldu. Fovizm, kübizm, empresyonizm evet, bunlar. Evet, evet. Sonra da bir modernizm diye bir şey çıktı. Dediler ki siz bir şey düşünmeyin. Biz sizin için her şeyi düşünürüz. Dolayısıyla şimdi mesela mutfaktayız. Hepimiz güzelim evlerimizi, bahçelerimizi bıraktık, sitelerin içine geçtik. Aynı küçük odaların içine. Eskiden rüzgarın, güneşin nereden geldiğini bilirdik ve ev basmazdı. Ev kışın sıcak tutardı, yazın serin tutardı. Şimdi aynı küçük odalar modernizm istediği için. Ya da mesela hep şu çok komiğime gidiyor. Biz ilk defa bir eve gitsek, arkadaşımızın evine ve su istedi canımız. Hepimiz mutfakta hangi rafın, hangi dolabın içinde su bardağı olacağını tahmin edebiliriz. Çünkü modernizm bize dedi ki orada. Evet. Ya da tek tipleştirme evet, gibi değil mi? Evet, çünkü bütün dünyanın sizin için biz en güzelini düşündük ben diye. Ben zaten modernizm hani tırnak içerisinde biraz böyle kapitalizmle tabii. eşit, eşdeğer ilerleyen bir sanat akımı demeyeyim, bir yani akım olarak başladı görüyorum. Başladı ama sonra tabii sanatla, ki hayatı evet. Çünkü sanat demek hayat demek, hayat demek insan Hı-hı. demek. Bunların hepsi birbirini şey yapıyor yani de birbiri ardına koşuyor. Ve hani kim evlenirse evlensin aynı L koltuklu aynı televizyon ünitesini aynı. Alıyor mesela. Kesinlikle. Şimdi öyle. Bunlar evet ben Anadolu'yu gezdiğimde biri bana ben bu Anadolu'nun geleneksel kumaşını modernleştirdim dediğinde ben koşarak oradan uzaklaşıyorum. Ha. Çünkü yani bir şeyi modernleştirmek demek onu tek tipleştirmek demek bir de kendi kültüründen özünden uzaklaştırmak demek. Ve sizin sanatınızda da. İşte bu modernleşme değil, evet. tamamıyla dokusunu koruyarak, bize verdiği o mirası koruyarak mümkünse hiç ellememeye gayret evet, ediyorum. Evet, bunu aktarıyorsun. Bu çok güzel evet, şey. Çok teşekkür ederim. Çok bu sağ gerçekten hani kendi imzanızı da atıyorsun. Hani bu, evet. evet, bu Fırat Neziroğlu'nun diyebiliyoruz. Oldu, çok teşekkür evet. ederim. Ama öte yandan da o dokusunu hiç kaybetmemiş. O kendi asıl dokusunu evet. kaybetmeyen eserler. Bunda şeyi çok önemli buluyorum. Bir yere gitmek, orada yaşamak, orayı koklamak lazım. Yani eğer ben kitapları açıp ya da Google'ı açıp efendim Gaziantep'te ne oluyor, Mardin'de de ne oluyor diye fotoğraflarından baksam herhalde bugün böyle olmazdı. Direkt yerine gidip ilgili kişilerle çalıştığım için biraz daha besleniyorum. Direkt yerine gidip ilgili evet. kişilerle Şile'ye. Ay, evet. Şile'de de çok Şile, değerli, çok kıymetli seviyoruz. Çalışmalarınız var. Kadınlarla birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Şile bezini dokuyorsunuz. Evet. Şimdi görüntüler gelecek ekrana onunla ilgili. Ve 100. yılına özel çalışmanız var. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel evet. Şile bezinden. Bunu evet. bahsedebilir misiniz? Tabii. Şimdi bu yıl hepimiz için çok önemli ve hepimiz türlü türlü alanlarda çalışmaya başladık. Ben de pek çok alanda Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili ne yapabilirim diye düşünüyorum. Şile serüvenimiz şöyle başladı. Bundan 3 sene önce Şile'ye Sanayi Bakanlığı desteğiyle, ben aynı zamanda Bilişim Vadisi Giyilebilir Teknolojiler Danışmanıyım. Hmm. Ve Şile'ye 200 tezgah kuruldu ve ben 400 kadına orada dokuma yapmayı yeniden hatırlattım. Annemlerin şu an ekranda görüyoruz. Yaptığı gibi. Ve kadınlara bu istihdam da sağlamışsınız. Evet, evet. Çok kıymetli çünkü bir şey gerçekten. Çünkü artık yeni dokuyucular yetişti. O dokuyucular artık kendi kumaşlarını tasarlıyorlar ve dokuyorlar. Çünkü tasarım eğitimi de verdim. Ve Şile bezinin şöyle çok önemli bir serüveni var. Şile bezi sizin şu sağınızdaki. Bu. Evet. Şimdi bu bezi sevmeyen yoktur zaten. Aynen öyle. Yazın özellikle o kadar güzel bir hissiyatı aynen var ki öyle. Değil mi? Ve bunu sağlayan şey şu. Şile Denizi'nin tuz oranı dünyada başka hiçbir yerde yok. Çünkü Karadeniz'de Marmara'nın birleştiği yerde çok özel bir suyun tuz oranı var. Anneannelerimiz buradan kazanla suyu alıyorlar, deniz suyunu. İçine bir kap un döküp kaynatıyorlar ve bir çorba yapıyorlar. Bu iplikler daha dokunmadan önce o çorbanın içinde kaynıyorlar. Ondan sonra da unlu halde dokunuyor ve sonra denizde yıkanıyor ve güneşte kurutuluyor.
Şimdi biz bugün sürdürülebilirlik diyoruz. Tatlı su harcamıyoruz, deniz suyu kullanıyoruz. İçine un koyuyoruz, denizde yıkarken denizi kirletmiyoruz. Güneşte kurutuyoruz, karbon ayak izi oluşturmuyoruz. Zaten anneanneler bunu yapıyorlardı ki. Dolayısıyla bu hem bugün işte hepimizin diline gelen sürdürülebilirlik için çok önemli bir örnek. Hem de denizde yıkandığı için oluşturduğu bürümcük yapı teri alıp dışarı atan en güzel kumaşlardan biri. Yani yazın bunu giyince asla ıslak kalmıyorsunuz. Evet, özellikle bebeklere de çok kullanıyorlar eşyalarında. Çok sağlıklı çünkü. Çok sağlıklı. Evet. Şimdi Avrupa'da da bu sürdürülebilir hani geleceğe hani böyle güzel katkılarımız olsun, tüketmeyelim. Evet. Buna dair çok böyle güzel çalışmalar da yapılıyor. Türkiye'de de yapılıyor ama özellikle Hollanda küçücük ülke, şöyle diyorum, küçücük 16 milyonluk 17 milyonluk nüfusuyla sanki bütün dünyayı kurtaracak gibi artık her şirkette, her yerde bunun önemine vurguluyorlar. Aynen öyle. Hiç oraya gitme şansınız oldu mu? Geziyorum. Evet, geziyorsunuz. Geziyorum. Aynen. Eminim orada da çok kıymet veriliyordur. Ya zaten yani ona şaşırıyorum çünkü bu bizim zaten özümüzde, içimizde. Gerçi biraz şöyle de anlıyorum. Yani yurt dışından gelen arkadaşlarım geldiğinde ben onları Topkapı Sarayı'na götürüyorum. Diyorum ki bakın burada gezin, görün burayı. Bir gezdir, iki gezdir artık yani göre göre bende bir alışıklık oldu. Zaten hani öyle biliyoruz. Bir gün bir İtalyan arkadaşım gezip koşa koşa bana geldi. Fırat dedi burada bir şey var, inanılmaz. Ay dedim merak ettim, gözümden mi kaçtı acaba bu kadar sefer geliyorum. Bir baktım Çin'i. Şimdi onun için yepyeni, özel, güzel, heyecan uyandıran şey bizim mutfağımızda da var, tuvaletimizde de var, defter kabımızda da var, kafamızı çevirdiğimiz her yerde var. Dolayısıyla biz kendimize körlük, bütün insanların herkeste olur. O kendimize körlüğü yeniden bir gözden geçirmek lazım. Dolayısıyla bu gözümüzün önünde hep alışa geldiğimiz şeyin aslında ne kadar özel olduğunu bir kere daha hatırlamak lazım. Evet ve siz 25 yıldır Anadolu'yu geziyorsunuz. Evet. Oradaki kadınlarla, Anadolu'nun kadınlarıyla beraber çalışıyorsunuz. Evet. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bu tam da Cumhuriyet çocuğusunuz. Ya vallahi. Evet, bu kültür mirasımızı bu kadar güzel yaşatmanız, geleceğe aktarmaya çalışmanız, yurt dışında da bizi temsil etmeniz gerçekten çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu Anadolu'yu gezerken eminim İnanılmaz güzel öyküler duyuyorsunuzdur. Tabii. Çok güzel eserlerle karşılaşıyorsunuzdur. Tabii. Hani kadınlarımızın, bizim milletimizi, topraklarımızda böyle kendiliğinden gelişen sanat eserleri. Özellikle aslında yokluktan gelişen. Yokluktan gelişen. Aynen. Yokluk çok büyük varlık. Evet. Biz onu görüyoruz hep. Evet. Peki verebileceğiniz örnekler var mı burada? Daha bir sürü var. Mesela eminim vardır zaten. Şili'nin hemen yakınında Kandıra vardır mesela. Kandıra bezi. Hala dokunur Kandıra'da. Müthiş bir pamuklu kumaştır. Biraz daha Şile bezine göre kalındır. Bu çok iyi bir kumaştır. Mesela Fethiye'nin dastarı. Orada yörükler dokur. Ama şimdi belediyenin müthiş bir projesiyle birlikte orada Üzümlü köyünde yeşil üzümlü dastarı dokunur ve coğrafi işareti vardır. Şimdi ben orada neden bu desen diye sorduğumda bunun ismini ulama derler. Ama şeyi çok net görürüz hep. Bir konar bir göçer. Bir konar bir göçer. Her mevsime göre hareket eden orada yörükler var. Dolayısıyla bu desenleri de burada halindeler. Okumak o kadar kolay ki. Bunlar da çok yani özel her, kumaşlar. Her bir dokumada aslında o yörenin halkının, dokuyan kişinin hikayesini okumak var. Mümkün. Tabii. Ve bu arada coğrafyaya uygun dokuyorlar. İşte yokluk olduğu için orada coğrafya ne istiyorsa ona göre giyiniyor. Dolayısıyla sağlıklı. Evet. Siz müzikle de uğraşıyorsunuz, dansla da uğraşıyorsunuz. Zaten folklorumuza baktığımız zaman kıyafetlerimize, müziğimize de hep böyle yöreye ait. Hani mesela Karadeniz böyle zıplı, hamsiye ve simsiyah giyiniyorlar mesela, tam balık gibi değil mi? Tam balık gibi, gerçekten hamsiye benziyor. Aynı şekilde Ege'ler, Ege'de tabii, Efe'ler, zeybekler. Aynen öyle. Hepsi çok güzel, hepsi çok kıymetli gerçekten. Çok teşekkürler. Şu kumaşı merak ettim. Bu çok çok eski bir ipek kumaş. Biz çok bunları güzel dokumaya muktedirdik yani. O zamanlar düşünün ne makine var, endüstriyel. Bunların hepsi el tezgahlarında dokunuyordu. Ve bu kadar özel kumaşlar şimdi neden dokunmuyor diye düşünüyoruz. Şöyle oldu aslında serüven. Biz burada mis gibi kendi ürettiğimiz ketenden, pamuktan ürünler yaparken bir gün bir haber çıktı. Artık gömleklerinizi ütülemenize gerek yok. Neden? Çünkü yurt dışından polyester gömlekler geldi. Ve bir anda herkes pamuğu bırakıp polyester gömlekleri ütü istemediği için giymeye başladı. Yine modern hayatın hızlı yaşamasını girdik. Aynen öyle. Ve polyester ne olursa olsun
her sürtünmeyle birlikte statik elektrik yaratıyor ve kalp krizi için en önemli, yani çok büyük bir düşman yani. İster istemez bu hayatımıza girdi. Burada mesela bu güzelim rengi görüyorsunuz. Bu ipekli. Babaannenizin değil mi? Anneannemin. Anneannemin. Anneannemin anneannesinin. Anneannemizin de anneannesinin. Harika bir şey. Bu çok değerli bir şey. Dokunabilir miyim? Çok eski. Tabii tabii lütfen. Mis gibi bir. Bazen böyle şey oluyor ya. Böyle çok değerli bir şey dokundurmuyorum. O kadar kıymetli. Yok. Ama eğer ne kadar güzel. Ben bunu dokunmasak var ya, küser. Şöyle masa örtüsü de olur, şöyle şal da olur. Her şeyde kullanabiliriz. Hissi nasıl? Çok acayip değil çok mi? Çok güzel. Harika evet. Bir şeymiş. Tabii yani ipekte şöyle bir durum var. Burada Hatay'ı anmak lazım. Evet. Hatay'da Barış İpeği yapılır ve bence çok önemli bir proje. Çünkü ipek ipliği üretilirken ipek böceklerini öldürüyoruz. Kaynar suya atılıyorlar ve canlı evet, canlı evet, kaynıyorlar. Canlı canlı. Biz ona hiç ya oraya yaklaşmıyorum. Eski diye bunu buraya getirdim ama Hatay'da bunu özellikle söylemek istiyorum. Barış ipeğe dokunur. İpek böceğini öldürmeden ipek ipliği elde edilir. Aa. Bence harika bir proje. Ve depremden sonra da şimdi arkadaşlarımız gittiler, yerinde gördüler, ziyaret ettiler. Arkadaşlarımız hala orada yaparlar. Yani Barış İpeği'ni tercih etmekte fayda var. Evet, buna da değinmemiz evet. Güzel oldu. Gaziantep'in kutlusu. Bunu da Gaziantep'te 5 kuşaktır dokuyan Abdülkadir Mekki. Mekki sülalesi yapar bunu. Çok eskidir ve kadim bir tekniktir ve hala kendileri yapar. Oğlu da Ethem Mekki. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde tekstil mühendisliğinde okuyor. Dolayısıyla bunun nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışıyor. Ben de yan yana duruyorum. Onlarla çok mutluyum. Çok güzel. Siz bu dokumaları kendi kreasyonunuzda da uyguluyorsunuz. Tabii. Ve tabii. Dünya sizin kreasyonlarınızı bu dokumalarla tanıyor. Aynen. Bizim aslında... Evet. Çok evet. Güzel. Aracı oluyorsunuz aslında. Bizim mirasımızın elçisisiniz. Yani çok mutlu oluyorum çünkü Japon stili sarıyor. Her tarafta Japon. Hindistan diyoruz, her tarafta Hindistan. Kızılderili diyoruz, her yerde Kızılderili. Yani bu Türk kültürü çok büyük bir kültür. Evet. Biz sürekli, ben şunu da görüyorum, akademisyen olarak bunu söylemeye kendimde artık şey buluyorum, hak buluyorum yani araştırmalarımdan dolayı. Şu modernizm ya da üzerine bir şey ekleme durumunu o kadar folklorik yapıyoruz ki hem kendimize hem dışarıya uzak. Hı hı. İşin manasını anlamak lazım. İşin şekline takılınca olay orada kopuyor. Şekille işimiz yok bizim. Çünkü oradaki insanlar onun manasıyla, o günün ihtiyacıyla konuşuyorlardı. Bu üstümdeki gömlek mintan. Dedeler gece uyurken giyiyorlardı bunu. Öyle ama mi? Ben şimdi bunu batıdan alsam bu formu, batı kalıbı budur. Burada kapanır ama bizim dedemiz bunu böyle giyiyor. Yani işte o küçücük fark bir anda o işi bizim yapıyor. Evet. Ya bunları yakalamak lazım. Burada biz ne yapıyorduk, nasıl giyiniyorduk, nasıl kullanıyorduk? Çünkü bunların hepsi hayat kalitemiz için. Ama özdeştirmek de çok çok önemli. Teşekkür ederim. Mesela bazı insanlar giyer, wow dersin, hani inanılmaz bir şey böyle, hani çok güzel. Ben mesela çok beğendim. Çok teşekkür ederim. O kadar güzel duruyor ki. Çok teşekkür ve çok yakışmış. Ama bazıları giyer belki özdeştirmediği için kendisiyle evet. Onu güzel taşıyamaz mı diyeyim. Gerçekten anlamak önemli. Evet, mesela işte o zaman da muhakkak ki ona cevap verecek başka bir şey. Onu bulmak vardır. Gerekiyor. Evet öyle. Evet, bu gerçekten çok güzel durmuş üzerimizde. Teşekkür ederim. Ben dedelerimizden. Dedelerimize teşekkür ediyorum. Bunu böyle bir şey varsa ben de isterim. Giymek isterim programda. Çok da yakışır, çok güzel duruyor gerçekten. Çok teşekkürler. Şimdi bebeğimiz de var orada. Onu da merak evet. Ediyoruz. Şimdi Şile'ye 100. yılı için Şile'nin kumaşları dokununca muhakkak nakış işlenir yöresel olarak. O nakışlar işlendikten sonra da içinde pek çok deseni vardır. Çatlak kahve deseni vardır mesela. Ya da Atatürk Şile'yi ziyarete gittiğinde ona özel tasarlanan Paşa Sofrası isimli bir desen vardır. Biz de 100. yıl için 100. yıl motifi tasarladık ve onu Şile'nin denizinin üstünde kurulan bir sahnede herkesin önünde nakışladım büyük bir oranda. Böyle duyurduk ve artık o 100. yıl nakışı da literatüre girsin ve günlük olarak kullanılsın istiyoruz. Bebeğimize gelince de bu Pudu Hepa ve Kız Kardeşleri diye bir proje. Renan Tan Tavukçuoğlu gönüllü olarak yapar bunu. Pudu Hepa ve Kız Kardeşleri 150 çocuk okuttular geçen yıl bu bebeklerin geliriyle. Bu yıl 100. yılımıza özel Halide Edip Adıvar bebeği yaptık. Bu bebeğin doldurulması, iç dolguları
Hatay'daki depremzede üreten kadınlarımızla oldu. Giysileri de Çanakkale Nevruz Köyü'nde kadınları tarafından yapıldı. İyi, bu ortaklık sonucunda yine kız çocukları okuyacak. Ve bu işin lansmanı bizi en çok gururlandıran şey Anıtkabir'de Atay'a çelenk bırakarak bütün kadınlarla birlikte çelenk üreten bırakarak kadınlarla üreten birlikte. Kadınlarla birlikte böyle bir lansman yaptık. Çok gururlanıyorum bu bebeği de tasarlamış olmaktan atölye evet. olarak. Şimdi böyle o kadar çok şey duyuyorum ki şimdi bebeği duydum, Şile'de yaptığınızı o kadar çok şey var ki diyorum ki işte budur. Yani Cumhuriyetimizin bize emanet ettiği ve bizim yapmamız gereken siz çok büyük bir örneksiniz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok tebrik ettim kendi adıma. Umarım ben de böyle kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama hepimiz kendi kültürümü o kadar çok seviyorum ki bunları görmek kendi kültürümden müzik olsun, yemek olsun. Yani bize ait bir şey gördüm de çok heyecanlanıyorum. Tabii. Bunu hissetmek çok güzel bir duygu. Bizi birbirimize bağlayan şeyler ritüeller, yan yana duruşlar, paylaşmak. Bunları yavaş yavaş unutuyor gibi olmuşken yeniden buluştuk. O yüzden çok mutluyum. Çok evet. güzel gerçekten. Çok şimdi masada Aynen. bir dokuma evet. var. Şimdi bu bizim için evet, çok önemli. Çünkü çok önemli. Nevruz Köyü'ne özel. Şimdi eğer gittiğim köyde dokuma yoksa orada dokuma başlatıyorum. Yeni tezgahlar alıyoruz ve orada yeni neler dokunabilir diye düşünüyoruz. Bu da Nevruz Köyü. Nevruz Köyü'ne ismini Atatürk veriyor. Çanakkale'de bir köy. Aslında biz Nevruz'u daha doğuda bir köy düşünebiliriz. Evet, evet. Ama İran Şahı ile birlikte yaptığı, Çanakkale'ye yaptığı bir ziyarette oraya Nevruz olarak değiştiriyor köyün ismini ve Nevruz Köyü koyuyor. Atatürk'ün bize en büyük emaneti çalışmak. Çalışmak. Aynen ve orada üreten kadınlar aralıksız çalışıyorlar. Orada yeni bir proje başlattık ve dokuma tezgahları kuruldu. Dokuma tezgahlarıyla birlikte Çanakkale'nin iklimine uygun bir kumaş tasarladım. Ve belki bundan 10 yıl sonra oranın geleneksel kumaşı olacak bu. Gerçekten evet. mi? Ve bu yeni mi? Yeni, sıfır ve böyle bir kumaş yoktu hiç. İlk defa artık oranın iklimine, coğrafyasına uygun, oranın yerel halkının kullanabileceği bir kumaş evet, tasarladı. Evet ve öyle bir kumaş ki her şeyde kullanılabilir değil mi? Hani şimdi böyle bir örtü olarak, aynen öyle, giysi olarak, ceket olarak, gömlek ceket... olarak aynen. Çok güzel gerçekten. Çünkü hava geçirgenliği çok iyi. Siz kendi koleksiyonunuzda kullandınız tabii, mı bu tabii, kumaşı? Zaten hep gittiğim yerlerde muhakkak kullanıyorum ki hepimiz görelim bu işin sonucu ne oluyor ve o bir kadınlar için istihdama dönsün. Yani siz kendi koleksiyonunuzdaki kullandığınız kumaşları Anadolu'daki tasarlayıp, kadınlar aynen öyle. Size üretiyor. Üretiyor ve dikiyorlar. Ve dikiyorlar. Aynen. Dikimini de onlar aynen yapıyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla bu işin total geliri zaten kadınlarla birlikte yürüyor. Ben şu anda bir üniversitedeyim ve orada bir atölyem var. Hı hı. İlk prototipler, kumaş prototipleri ve dikiş prototipleri bizde yapılır. Ondan sonra da ilgili köylere dağılır ve o köylerde devam eder dokunmaya. Evet. Bununla ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum. Üreten kadınlar Nevruz Köyü ile bu kumaşı dokuduktan sonra 29 Ekim'in bir gün sonrası 30 Ekim'de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde üniversitede hayatlarını anlatacaklar. Öyle mi? Evet ve dolayısıyla onlar artık üniversiteyle de bir bağ kurmuş oldular. Bu çok da sizin öncülüğünüz sayesinde mi oldu? Ayşe Pirasoğlu Akbaş mentörüdür Nevruz Köyü kadınlarının birlikte. Ay ne güzel. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkürler. Şimdi burada da... O da şimdi başka bir gurur. bu da Adana... Hepsinin hikayesi. Evet. Hepsinin. Böyle dokunduğum zaman da o ruhunu hissediyorum gerçekten. Çok mutlu oluyorum. Giydiğimiz zaman da kesinlikle. Bu Adana bezi. Adana bezinin şöyle bir özelliği var. Normalde pamuk hem renkli hem beyaz çıkar topraktan. Ama biz renkli olanları daha... şey görürüz, ikinci kalite, üçüncü kalite. Dolayısıyla onlar sökülüp atılır. Adana Verim Kadın Kooperatifi sayesinde bu topraktan renkli çıkan pamuklar ipliğe dönüştürülüyor ve bunun üstünde hiç boya yok. Bunda bu, boya yok değil mi? Topraktan çıktığı haliyle. Bu renk. Evet. Bu çok bir güzel bir renk. Topraktan çıktı doğal rengiyle pamuk. Dolayısıyla yine su kirletmiyoruz, yine boya yapıp toprağı kirletmiyoruz. Bu da sürdürülebilir bir kumaş olarak. Bu sizin tasarımınız. Evet, tasarım. Evet. Çok güzel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Harika. Peki burada değinmemizi istediğiniz, mesela şurada bir tasarım daha var. Şimdi şu çok ilginç, hemen kısacık şeyi söylemek istiyorum. Tabii Ankara. Ki. Ankara bizim için çok önemli. Kesinlikle.
Bilişim Vadisi'nde giyilebilir teknolojiler için çalışırken bir gün bir kutup kıyafeti projesi geldi. Ben genelde papatya tarlasındaki Heidi gibiyim orada. Çünkü bir şey oluyor, onun salyası, bunun tüyü, bunun çiçeği diye. Oysa biz ne biliyoruz? Teknolojide yazılım, kablo, devre vesaire. Şimdi bunlara ihtiyaç duymadan ne yapabiliriz? Benim görevim o, biyoloji çalışıyorum. Ne yapabiliriz diye düşündüğümde Ankara tiftik keçisi gerekiyordu Antarktika için. Ankara'ya gittim ve hiç Ankara keçisi olmadığını gördük. Yani yer gök Ankara keçisiyken yurt dışından gelip Osmanlı döneminden 1930'lara kadar türün önemini fark edip kaçırıyorlar. Hem de endemik tür, dışarı çıkarmak yasak, siyaha boyayıp kaçırıyorlar. Avrupa'da deniyorlar, olmuyor ve bir gün Güney Afrika'da deneyince olur olmaz Ankara'ya büyükbaş desteği veriliyor. Ve büyükbaş desteğiyle herkes keçileri kesip danaya geçiyor. 2018'e kadar neredeyse hiç yokken ben hemen koşarak Tarım Orman İl Müdürlüğü ile buluştum. Tarım Orman İl Müdürlüğü şöyle bir proje, bir yıl toprak analizi, bir yıl bitki ekimi, bir yıl çoban yetiştirmesi ve bugün 212 bin baş Ankara keçimiz var. Oo. Boyalı ve Nallıhan'da iki atölye var, kadınlar dokurlar. Sof Dokuyan Kadınlar projesi de Ankara tiftik keçisi yapar 212 bin baş keçimizle. Çok gururlanıyorum yani. Gerçekten. Onlarla. Gerçekten harika bir insansınız. Estağfurullah. Böyle ben değil ama projeler yapıyorum ben sadece. Projeler... Eşlik ediyorum yani. Evet ama şimdi bunların hepsi bir zaman, bir emek gerektiren projeler. Evet. Yani baktığımız zaman hiçbirisi öyle kolay değil. Evet. Ve siz aşkla, tutkuyla yaptığınız için zaman da ayırıyorsunuz. Demek ki insan istediği mi yapıyor bu kadar. Her şey zamanımız yani var. Böyle bir hayata bu kadar çok proje sığdırmışsınız. Teşekkür ederim. Az önce de ekranda gördük, dokumalarınız, portreler yapıyorsunuz dokumalarla. Kraliçe Elizabeth'in dokumasını da yapmışsınız. Evet. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim. Onların hikayesini de anlatabilir misiniz? Bu da başlı başına bir proje herhalde. O da ayrı. Yani bu tasarım kısmı bu tarafta ilerlerken bir taraftan da sanat kısmı var. Aslında ben dünyada daha çok sanat eserlerimle tanınıyorum. Şu anda New York'ta C24 Galeri temsil ediyor beni, Chelsea'de. Ve kişisel sergilerim ve işlerimin tamamı orada artık. Ben dokuma yapmaya başladığımda herkes gibi dokuyordum ama arkadaşlarım çok eğleniyorlardı, geziyorlar, tozuyorlar, herkes dışarıda. Dokuma çok yavaş oluyor. Ben de bazı yerlere dokumayım dedim ve dokumadığım yerler bugün dünya çağdaş sanatı içinde kendi adıma bir teknik oldu. Türkiye'de hem İstanbul Teknik Üniversitesi hem Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi yazıldı hayatım hakkında. Gerçekten. Artık akademik literatürde, Kanada ve Amerika'da da. Geliştirdiğiniz çok... teknik. Teknik, aynen. Ve şu anda tezlere pek çok konu oldu. Üniversitede anlatılıyor ders olarak. O yani eskiden bu dokuyucular çok vardı. Ama endüstri devrimiyle makineler çıkınca artık dokuyucular yavaş yavaş gitti. O günden bugüne şu anda görebildiğimiz, ulaşabildiğimiz en gerçek dokumaları yapıyorum. Bu yüzden önce Norveç Kraliyet Ailesi himayesinde Norveç'te bir sergi açtım. Sonra Queen Sirikit, Tayland Kraliçesi. Sonra Londra'dan gelen bir istekle yaşarken Queen Elizabeth. Şimdi serüven böyle devam ediyor. Harikasınız gerçekten. Çok teşekkür ederim. Peki, şunu da sormak istiyorum. Siz aynı zamanda dansla, koreografiyle de... evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Dans ve koreografiyle de uğraşıyorsunuz. Evet. İlgileniyorsunuz. Ona dair de projeleriniz var ve dokumaları da dahil ediyorsunuz. Evet. Bunu yani, da anlatabilir misiniz? Tabii yani İzmir'de hayat biraz daha kolay kesinlikle. Çünkü İzmir yerleşim olarak daha kısa ve herkes bilir. Yani hayat kolay olduğu için bu kadar şey. Öyle mi? Ondan dolayı mı diyelim? Ama yani bir de şey tabii, hepimiz böyle ortak bir payda da bir şeye inanıyor olmak çok güzel. Şimdi bu Cumhuriyet'in 100. yılında bizi bir arada tutan şey de bu ya. Yani bir ortak hedefe inanıyor olmak. Vakti zamanında bir gün bir YouTube kanalında Müzeyyen Senar'ı gördüm. Müzeyyen Senar yaşıyordu o zaman. Şey demiş, bir zamanlar biri vardı, bendim o. Beni çoktan unuttular, hala unutulmuş vaziyetteyim. Tabii ki. Dedim ki nasıl unutulursunuz? Ve kızıyla görüştüm, Feraye ile. Daha Müzeyyen Senar yaşıyordu. İzinlerimi aldım. Kültür Bakanlığı'ndan da destek alıp İzmir'de bir topluluk kurdum. 23 kişi. Hiçbiri dansçı değil. Her biri ilkokul öğretmeni, çevre mühendisi, gıda mühendisi, lojistikçi vesaire, böyle bir grup. O grupla bir yıl boyunca dans dersleri yaptık. Ama kendi hocamdan izin aldım. Şebnem Şenel, kulakları çınlasın. Ondan sonra Müzeyyen
Senar'ın hayatını anlatan iki perdelik bir eser yaptık ve 50 defa sahneledik. Müzeyyen Senar da yaşarken kendisini. İzledin mi? Aynen öyle gönderdik. Ondan sonra DVD'lerimizi yaptık, CD'lerimiz çünkü o zaman dışarı çıkmıyordu. Ondan sonra bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in divasını anmazsak olmaz dedik. Evet, çok güzel gerçekten. Çok harika çalışmalarınız var. Çok değerli bir çok isimsiniz teşekkür bizim Estağfurullah. İçin, milletimiz çok için, Cumhuriyet için çok değerli bir isimsiniz. Şimdi bir görüntülü konuğumuz var. Tamam. Daha sonra mutfağımıza geçeceğiz. Harika. Sizi dinlediğinde gerçi doymuyoruz ama mutfağımıza geçeceğiz, tadımlarımızı yapacağız. Harika. Görüntülü konuğumuzu alacağız. Hande Uluöz Saraçoğlu. Kendisi tiyatro Frankfurt oyuncusu. Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Yağmurlu bir Frankfurt gününden herkese merhaba. Biz de güneşli bir İstanbul gününden size merhaba diyoruz, Almanya'ya merhaba diyoruz. Siz Almanya'da, Frankfurt'ta oyunculuk yapıyorsunuz. Oyunculuk kariyerinizden biraz bahseder misiniz? Almanca mı, Türkçe mi, kimlere hitap ediyorsunuz, ne tür oyunlar oynuyorsunuz? Tabii. Kısaca bahsedeyim. Ben yaklaşık 4 senedir Tiyatro Frankfurt bünyesindeyim. Tiyatro Frankfurt gönüllü bir topluluk. 20 senedir Almanya'da faaliyetlerini gösteriyor. Ben de aynı zamanda Tiyatro Frankfurt'ta hem oyuncuyum hem de aynı zamanda festivalimizin koordinasyonuna yardımcı olan ekibin bir parçasıyım. Bunlarla ilgili daha fazla detay vermek isterim. Mutlaka ilgilenenler olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz amatör bir topluluğuz. Yani aslında hepimizin kendi profesyonel işleri var. Onun üzerine de böyle hobi olarak böyle bir çalışma sergiliyoruz. Ama hepimiz amatör yaptığımız için aslında onun zevki, keyfi bambaşka oluyor. Çok büyük bir heyecanla, çok büyük başarılara ve harika alkışlara imza atıyoruz. Benim başlangıcım da aslında çok tesadüfen oldu. Genel yayın yönetmenimiz Kamil Kellecioğlu beni tesadüfen bir yerde keşfetti 4 sene önce ve bu gruba dahil oldum. Hedef kitlemiz de burada yani tüm Avrupa'da yaşayan Türkler ya da Türk kökenli Avrupa vatandaşları diyebiliriz. Hı hı, çok güzel gerçekten. Fırat Bey, sizin de kesin vardır böyle aklınızda tiyatro ile ilgili bir proje de vardır diye düşünüyorum. Evet, yani tiyatro oyuncularına gerçekten çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü başka kimlikleri, başka hayatları anlatıyor olmak çok zor benim için. Hı hı. Ben tiyatro işinde sadece giydirme kısmında. Giydirme kısmında. Eğer böyle Anadolu'yu anlatacak bir projeniz olursa Fırat Bey'den mutlaka destek alabilirsiniz. Çok güzel dokuma çalışmaları var gerçekten. Cumhuriyet'in 100. yıl. Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Var mı böyle bir proje? Yeni projemizin aslında ilk haberini veriyor olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki aylarda oynamaya başlayacağımız yine bir Türk yazarın eseri olan yeni bir oyunu sergileyeceğiz. Hangi oyun? Burada Türk kültürünü, adı Boş Çerçeve oyunumuzun. Hı hı. Detaylarını Instagram ve diğer sosyal medya hesabımızdan takip edebilir izleyicilerimiz. Orada da Türk kültürünü, Türk aile yapısını, işte o mozaik, işte ilişkiler, çatışmalar çok güzel anlatan harika bir oyun geliyor. Orada belki de Fırat Bey'den yardım alabiliriz. Neden olmasın? Çok güzel. Biz de burada köprü kurmuş olduk. Evet, günaydın arası olarak. Evet, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı olarak. Harika. Öncelikle çok heyecanlıyım. Çok büyük bir gurur. Bu hafta Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak ayrı bir anlamlı. Bunun benim için aslında iki farklı sebebi var. Birincisi Türkiye'de yetişmiş ve daha sonra yurt dışında yaşamaya başlamış bir Türk kadını olarak Cumhuriyetimiz ve kadın hakları konusu. Aslında Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte kadınlara verilen haklar, işte eğitim eşitliği, kadın erkek eşitliği, seçme ve seçilme hakkı, kamu alanlarına girebilme vesaire, bir sürü hak sayesinde aslında Türkiye'de eğitimini tamamlayıp iş hayatına dahil olup daha sonra da yurt dışına çıkma ve yurt dışında çalışma imkanı bulmuş biri olarak bu seneyi çok büyük, çok daha büyük bir coşkuyla ve gururla kutluyorum.
Diğer bir tarafı da sanat aslında. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de hani sanatla ilgili duygu ve düşüncelerini aslında hepimiz çok iyi biliyoruz. Hani birçok sözü var, sanatın güzelliğin ifadesi olması ya da sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bunu hani bağlamak istiyorum aslında. Çünkü yurt dışında aynı zamanda sanatla da uğraşan biri olarak Cumhuriyetimizin ve birçok hakkımızın ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliği sayesinde bu şekilde Türk kültürünü hem buradaki Türk kökenli yaşayanlara hem de tüm Avrupa'ya iletiyor olmaktan dolayı çok büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz duygularınızı bizlerle paylaştığınız için ve programımıza katıldığınız için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet, mutfağımıza geçelim mi? Haydi. Bu arada burada kaftanımız da var. Ya. Onu da mutlaka göstermek istiyorum. Bunu giymenizi istiyorum. Güzel. Çünkü kimono, her yerde kimono duyuyoruz. Kimono, kimono. Kimono yerine bizde çok güzel cübbeler var. Bakın bunu Urfa'da dedeler giyer. Tabii ki ben renkleriyle oynadım ama kalıbı birebirdir yani. Sadece onun başına bir kapron koydum. Kalıbı birebir. Tabii ki birebir. Dede böyle geziyor Urfa'da sokakta. Şimdi böyle bir güzellik varken neden acaba herkesin yaptığı, her ülkenin yaptığı kimonoyu bir kere daha biz yapalım? Yani bizde evet, hepsinden kesinlikle. Başka çok ne özel kadar başka bir güzel. Şey var. Harika. Dedelerimiz ben bulmuş. Şöyle yürüyorum, böyle mutfağa geçeceğim. Şöyle bir çok güzel gerçekten. Harikasınız. Ya böyle de böyle dışarı çıksam altına böyle bir hani kot pantolon. Şu anda bile çok şu güzel oldu. Şu anda bile çok güzel oldu. Çok güzel gerçekten. Yaşasın. Üzerimde kalacak. Oh, ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Bugün mutfağımızda Beyti kebap vardı evet, ama biz fark olarak patlıcanı vardı. Evet, sözü sana bırakıyorum. Yapalım dedik, patlıcan ekledik Beyti kebabımızın içine. Nasıl buyurun. Yaptım? Afiyet olsun. Teşekkürler. Patlıcanla ilk önce fırında kızarttık uzun uzun kesip. Sonrasında yufkamı tezgahımın üzerine seriyorum. Hafif bir yağ sürüyorum. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağı olabilir. Sürdükten sonra iki kenarına katlayıp sonrasında patlıcanları uzun uzun dizip üzerine de kıymamızı yapıyoruz. Kıymamızın içerisinde ne var? Kıyma, istediğiniz kıymayı kullanabilirsiniz. Kuzu, dana da olabilir. İçerisinde istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Soğanımız var, biraz suyunu sıktım. İki dişli sarımsağımız var, onu da rendeledim. Biraz da bayat ekmek koyup güzelce köfte yoğuruyoruz. Onu da ince uzun bir şekilde patlıcanların üzerine diziyorum ve rulo yapıyorum. İnce ince kesiyorum. Şu kalınlıkta, iki parmak kalınlıkta. Sonra üzerine tekrar yağ sürüp fırına veriyorum. Fırından çıkınca da içerisine sarımsak eklediğimiz için tekrar yoğurduna sarımsak eklemedim. Ama sevenler yoğurduna da ekleyebilirler. Güzelce yoğurdunu üzerine koyup üzerine de kırmızı toz biberli bir yağ yakıp süsleme aşamasına geçiyoruz ve servis ediyoruz. Çok güzel gerçekten. Ellerine sağlık. Tabii eli de lezzetli bu arada. Yani afiyet hani olsun. O da gelmiş. Katmışsın elini. Gerçekten. Yoğurdu da böyle yemeğe yakın hemen koyarlarsa yumuşamaz. Böyle çıtır çıtır bir beyti yemiş olurlar. Çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Ellerin dert görmesin. Fırat Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Ben İyi teşekkür ki geldiniz. Çok İyi ki varsınız. Sizler de. Çok çok, çok sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutluyoruz. Benim mesajım atama olacak. Sevgili atam, sen rahat uyu. Biz senin geride bıraktığın Cumhuriyet'in çocukları olarak Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarını sonsuza kadar ilelebet devam ettireceğiz. Sana söz veriyoruz. Gerçekten çok duygulandım. Ellerim titriyor. Bütün cümleler birbirine gerçekten girdi. Öyle. Sen rahat uyu. Oh. Tek diyeceğim bu. Hoşça kalın.